Merhaba insanlarlar, yepyeni bir OSM videosu yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere yine turnuvalarda kullanacağınız defansif bir taktikten bahsedeceğim arkadaşlar. 5-3-2, 5-2-3, pardon, aynen 5-2-3 taktiğini anlatacağım arkadaşlar. Hem de örnek olsun diye dostluk maçı da açacağım. Burada önemli olan kimi ne zaman uygulayacağımız, bunu unutmayın. Bir tane maalesef saçma sapan bir insan var. Değişik YouTube adresleri de geçip sürekli yok mağlup oldum, yok polisim, yok bilmem neyim, cahit Türk diye saçma sapan yorumlar yapıyor. Hala almıyor ama neyse, ben onu zaten salladım geçtim. Arkadaşlar, anlattığım şekilde kullanırsanız bu taktik mükemmel bir taktik. Ben denedim. Mantığı o çocuk anlamamış ama gene neyse salladık onu. İyice konu uzamasın arkadaşlar. 5-2-3 taktiğini anlatacağım arkadaşlar. Nasıl dizeceğiz, ne yapmalıyız? 5-2-3 şöyle A'ya geldik. A olsun arkadaşlar mutlaka. B'de biliyorsunuz şöyle geldim, biraz daha kanatlar dikine oluyor. Forvet daha geride oluyor ama biz A'yı kullanacağız arkadaşlar. 5-2-3 3 taktiğimiz bu şekilde olacak. Santraforumuzu koyduk. Tabi burada bu ligde biraz şöyle yapalım yine. Ben şimdi kimi nereye niçin koyduk onu da anlatacağım arkadaşlar. Burada iki yönlüler daha önemli. 93, 94 zaten yakınmış. Hamenin şunun gelişmesi lazım. Neyse fark etmez ya. Bir kerelik burada göstermelik olsun. Şöyle bir burada çok değişik yani bir algısı var. Ben ona bakın yani şurada sol beki hücumu 8 yani nasıl oldu ben de anlamadım ama şuradan şöyle bari gelin bak burada da mesela bu var çok saçma yani şunlardan birini stoper olarak kullanmak zorundayım. Şimdi siz mevkileri boş verin. Şöyle anlayarak şey arkadaşlar. Hücum defans en düşük olanı ortaya koyduk. Sağa sola varsa kendi mevkisinde yoksa benim dediğim gibi birini sağa birini sola. Ben de bir tane iki tane sol aslında bu da santrafor olarak geçiyor. Çok saçma. Normalde biliyorsunuz defansı yüksek olanlar kanat oyuncusu olması lazım ama tarihlikte değişik olmuş. Bu arada Arapların düzenlemiş olduğu görüyorsunuz Arap Heroes turnuvasındayım. Bakalım inşallah buradan üst tura çıkıp da ödüle doğru gideceğim. Burada dediğim gibi hücumu defansı daha en düşüğü ortaya koyduk. Sağa sola da defansı daha yüksek kanat oyuncularını koyduk arkadaşlar. Orta sahamız iki yönlü orta sahalar olmak zorunda. Unutmayın iki yönlü orta sahalar olmak zorunda. Çünkü onların görevi çok farklı. Hücumu yüksek olanları sağa sola koyduk. Görüyorsunuz. Ha burada işte çok değişik bir şekilde hücumu yüksek stoper var. Ya, çok değişik bir şekilde. Normalde bu böyle olması lazım ama bu sağ bek olarak geçtiği için bunu buraya koydum. Belki etkisi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bu da stoper diye yazıyor ona kalırsa. Hücum en düşüğü göbeğe koyduk arkadaşlar. Sağına soluna da normal stoperleri yerleştirdik. Dizimiz bu şekilde olacak. Orta sahamız mutlaka iki yönlü orta saha olacak. Unutmayın orayı da. Bunu da es geçmeyin arkadaşlar. Kontratak oynayacağız. Defansımız, orta sahamız, defansımız yardım edecek. Forvetimiz sadece hücum, diğeri de sabit olacak. Alan markajı, rakip neyle gelirse gelsin. Net diyorum, rakip neyle gelirse gelsin. Mutlaka ofsayt tuzağımız kapalı olacak arkadaşlar. Kıpkırmızı hakem de agresif. Bu taktik de unutmayın kıpkırmızı hakem de agresif. Normal diğer tüm hakemler de çok agresif kullanıcısı bu taktikte arkadaşlar. Bu da bunun püf noktalarından bir tanesi. Çünkü içeriğimiz ona göre. Tüm hakemlerde kıpkırmızı hariç. Abi çok agresif kıpkırmızı da agresif kullanıcısı arkadaşlar. Bu da rakibi bir tık üstün olarak başlamamızı sağlar. Çünkü adam ofans oynuyorsa zor yani işi. Burada şimdi önemli olan içeriğimiz arkadaşlar. Ona da gelelim buradan. Bu arada beni ilk defa izliyorsanız Hamza yaz YouTube kanalıma.
takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada bir sürü içerik var. Hepinizin ilgisini çekeceği bir sürü OSM içeriği var arkadaşlar. Şimdi gelelim burada asıl çağrıcı noktaya. Dengeli oyun yapacağız. Burası çok önemli. Burada tabii ki şöyle 35 civarı yine bir defansif taktiğimiz var. Daha da düşürebilirdik ama bu formasyon çok iyi arkadaşlar. En güzeli burası aslında. Şurada da 69'du çektik arkadaşlar. Ama bunu 68, 69, 71 yüksek hızdaydım. Geçiyor. 71 de yapabilirsiniz. Bu formasyon gayet iyi. Hatta 71 de bırakın. Şimdi bir dostluk maçı atalım arkadaşlar. Uzmanlarımızı belirleyip bakalım şurada tam hepsi 26 yaşında olduğu için pek önemsemedim. Burada da Bremer'ı getirdik ve dostluk maçlarımızı atalım. Bakalım taktiğimiz neler yapıyor. Burada hakem şöyle geldik dostluk maçına da burada kafam gitti. Geldik burada. Hadi bu arkadaşı atalım. İki sıfır yendik. Gelişimler de iyi. Evet. 5-2-3'te 4-3-3'ü gördüğünüz gibi burada. Tabi bu dostluk maçları ne kadar baz alınır da soru işareti. Adamın takımı şeydedir. Antrenmanlıdır. Ama en azından şöyle hem takım gelişsin hem de ben de deneyeyim. Siz de görün. Evet. Burada da yine herkese 4-3-3-3. İnşallah böyle devam edersiniz yani. Eminim çok değişik bu turnuvada. Sadece dizmişler. 3-0'da burası var. Bakalım 4-3-3 devam ediyorlar. Bravo. Yani bu tarihi ligde deniyoruz arkadaşlar. Dizimiz yaptık. 2-1 yendik. Bunu da bunu 65-4-1. Bak mesela bu adamın takımı diziliyse gayet güzel bir sonuç. Ama bu bizi yanıltabilir de dediğim gibi dostluk maçlarına pek de güvenmiyorum. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Geldik buraya bunu 64-4-2 yapmış. Yani burada dediğim gibi adamın takımı dizili değildir. Bilmem nedir. Çarptır çuttur. Bize de böyle galip geliyoruz gibi geliyor ama ben şimdi size kimlere ne için uygulamayız onu da anlatayım bu arada. Arkadaşlar bunu ev sahibiz, rakip eşitiz. Rakip 4-3-3, 4-4-2, 4-2-4, 5-3-1-1, 4-5-3-1-1, 4-5-1, 5-3-2 gibi taktiklerle geldiğinde mutlaka uyguluyoruz. Buraya atlamayın. Tüm taktiklerle eşitsek ev sahibiyken mutlaka uyguluyoruz. Rakipten 2 rank üstünsek bak 5-3-1'i paramparça etti ama dediğim gibi burada takımın dizilimi o da soru işareti ama ben size yine kullandığım şartlarda söyleyeyim arkadaşlar. Rakip bizden 4-5 rank üstünse, 6 rank üstünse, ev sahibi isek bunu mutlaka yapıştırın. Bunu ekip liginde de kullanabilirsiniz. Gayet verimli, güzel, lokum gibi bir taktik arkadaşlar. Emin olun ben faydasını görmediğim hiçbir taktiği size anlatmıyorum. Uygulamıyorum da. Bu da faydasını yine gördüğüm güzel taktiklerimden bir tanesi. Sayıları bulmak o kadar zor ki. Yani emek verenler iyi anlar beni. O oranlardan bir tanesini fazla kaçırdın, az kaçırdın. Büyük sıkıntı. Ama Allah'a şükür taktiklerimiz kolay kolay çortlamıyor diyelim. Ev sahibiyiz. Rakip bizden üstün rahatlıkla yani kullandık. 4-2-3-1, 4-5-1 ile gelse bile ev sahibiyken kullanın arkadaşlar. Gayet güzel faydasını göreceksiniz. Deplasmanlıyız. Rakip eşitiz. Rakip ofansif oynuyor. Direkt yapıştırabilirsiniz. Rakip bizden 5 rank, 6 rank üstüne kadar bunu yapabilirsiniz. Ondan sonrası 4-5-1'e geçin arkadaşlar. Aralık güncel taktiklerimiz gelmeye devam ediyor. Rakipten 2-3 rank üstünsek bile bunu yine hem ofansif alanda kullanabiliriz arkadaşlar. Burada aynı şekilde dizipte faydalanabilirsiniz.
Like attın, abone oldun, takip ettin, takibe devam ediyorsun ve yeni turnuvalara katılmak için bekliyorsun. Kendine iyi bak.